Efendim, takdim edeyim. Halkla ilişkiler müdürümüz. Bay Denning. Yardımcım. Hoş geldin. Merhaba. Bay Denning. Umarım otelimize rahat ve kazançlı bir tatil. Neredesin abi? Ben de seni merak ettim. Kalk, seninle yapılacak bir işimiz var. Çok önemli. Hayrola abi? Sen Türk değilsin, Japonsun. Anlamadım. Japonsun, Japon Osman. Eyvah, üşüttü galiba. Hadi yürü Japon arkadaşım. Sayonara. 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 Ulan dikkat et, kostüme bir şey olursa verdiğimiz avansı geri alamayız. Evet dedi. Buyurun. Buyurun efendim. Emirleriniz? Efendi Toranaga bazı şeyler almak istiyor. Emredin efendim. Efendi Toranaga, Habuki Nuyona Sayonara. Habuki Nokitawa Suboki Gunoki. Geldim, gördüm, hoşlandım. Yani çok memnun oldum sizinle tanışmaktan diyor. Teşekkür ederim, biz de memnun olduk. Buyurun size çeşitlerimizi göstereyim. Bakın, herifi doğru size getirdim. İstediğiniz gibi kazıklayın. Yalnız %10 komisyonumu peşin isterim. Merak etmeyin efendim. Ali, yazın. Gel diyor. Kıyaku Tokito Yamishita Geisha. Vitrindeki siyah elbiseyi istiyorlar. Kendi geyşaları için. Çok güzel. Geisha ya. Çok güzel. Geisha. Efendi Toranaga çok zevkliler. Evet, geyşanız için çok güzel bir elbise. Çok güzel nasıl denir Japonca? Tokotimo Yumita Sukuro Nonitawamu. Ha, anlayamadım. Kimse anlayamaz. Japonca çok zordur. Ya. Kaç beden istiyorlar? Soniyaku Saizu. Sayuzi 42 ku. 42 bedenmiş. Kaçırdı mı acaba? Yo, çok hoşuna gitti. Japonca sevinç narası atıyor. ben de çok sevindim. Söyleyin kendisine. Ne diyor ki? Bu ne ku? Çok memnun oldu. Başka emirleriniz var mı acaba? Yamuti tatuki. Subutaki. Kitsubuju tomi. Ayaki çantaki. Elbiseyle ayakkabı ve çantayı da istiyor. Bak komisyonumu da unutma. Tabii tabii, hiç merak etmeyin efendim. Subutoki Tomato Kuburi Hoteli Çankayşek Kamaşua. Efendi Toranaga diyor ki bunları paketlesinler, Etap İstanbul Oteli'ne bize göndersinler. 212 numarada kalıyoruz. Tabii efendim. Samuray Kokiko Osmaki. Hesap ne kadar? Hepsi 1.200.000 lira efendim. Tamam. Efendi Toranaga otelde paketler gelince ödeme yapacak. Emredersiniz efendim. Benim komisyonum 120.000 tutar, unutma. Sayonara. 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 Buyurun. Bir dakika. İyi günler. İyi günler. Samuray Kokiko Osmaki'yi arıyorum. Emaneti var. Bakalım efendim. Öyle bir kimse burada kalmıyor. Yanlışlık olacak. Olur mu? 212 numaraya lütfen bir telefon eder misiniz? Peki.
212 cevap vermiyor efendim. Allah Allah. Emin misiniz? Evet. Hadi çabuk ol. Tamam abi. Yürü. Neden geri getirdin eşyalı? Kokiko Osmaki adında kimse yok otelde. Allah Allah. Hiç değilse mallar elimizde. Of. Nerede kaldı bu kız? Acaba gene o artistin peşinden mi gitti? Ne var Kemalciğinin peşinden gittiyse? Kemalciymiş. Nereden Kemalciği oluyor elin herifi? Sen kimseyi sevmedin ki hayatında. Sevdiğin insanla hayalinde bile beraber olmak nedir bilir misin? Evet, tamam. Onunla olmak, onu görmek, onunla birlikte yaşamak nedir bilir misin? Ah Göksel, ah! Çoluk çocuğa karıştı. Vallahi siz ikiniz de delisiniz. Deli meli ama hayali bile güzel. Oh. Merhaba teyze. Hoş geldin ya. Neredeydin kız? Aman anne, gene başlama. Neredeysem neredeydim? Sana gelmiş bunlar. Bana mı? Hı? Kim göndermiş bunları? Ali. Ali göndermiş. Ali mi? Ha. Şimdi gösteririm ben ona. Ne oluyorsun kızım? Ali! 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 Hoş geldin. Pek hoş gelmedim. Bunlar ne? Hediye. Sen çok güzelsin ama daha güzel, daha şık görünmeni istedim. Ben senin nişanlı mıyım yoksa metresin miyim ki bana hediye alıyorsun? Al bunları da başına çal. Bu kız beni hiçbir zaman sevmeyecek. Tabii sevmez oğlum. O kız artist kolik. Kemal Sunal'ı seviyor. Benim neyim eksik Kemal Sunal'da? Onun da dört gözü var, benim de dört gözüm. Onun da dört ayağı, benim de dört ayağı. Hop hop, ne oluyor? Sen iyice kafayı buldun. Ne kafayı bulması? Aslan gibi. Ah ulan Zehra! Bırak ulan beni, tamam. Ben sarhoş değilim. Bak. Merhaba. Merhaba. Ben sarhoş muyum? Değilsin arkadaş. Değilim tabii. Hop şarkı. Hop bırak. Tamam hadi. Yürü gidiyoruz. Yürü gidiyoruz. Hadi gidiyor. Bırak beni, ben sarhoş değilim. Tamam. Bak sallanıyor mu? Tamam hadi. Hadi. Ağır ol. Geçtiğin yer savaş meydanına dönüyor ya. Hadi. Savaş mı çıktı? Yürü hadi. Tamam. Anne, sen uyumadın mı kız? Uyku tutmadı. Diyorum ki abim şu Zülfikar Bey'in gözüne bir girse. Belki kızını abime verir o zaman. Kız sen de mi uyumadın? Beni de uyku tutmadı. Ne güzel, biz de o zaman çalışmayız. Sabah erkenden kalkmak da yok. Apartmandan da bir kat verirler, şu rezillikten kurtuluruz. Yaşasın, o zaman çeşmeden su taşımak da yok. Musluğu açınca şarıl şarıl su. Leğende yıkanmak da yok. Pırıl pırıl banyolar, tuvaletler. Ya mutfak? Belki buzdolabımız bile olur. Bir de hava gazı fırınıyla çamaşır makinesi. Hepimiz bir odada yatmaktan da kurtuluruz. Bana da bir bisiklet alır. Bak o zaman sıkıysa balina desinler mahallede. Hepsinin çenelerini kırarım. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır.
Hadi uyuyun artık. Erken kalkacaksınız. Bak kızım. Bu yazının bir örneğini çıkaracaksın. Zaten hepsi 5 satır bir şey. Yavaş yavaş alışırsın felece. Aferin. Ben vilayete kadar gidiyorum. Sen devam et kızım. Peki babacığım. Ay! Harfleri bulamıyorum. Yazamıyorum. Ne yapayım? Suç bende mi? Hayır, bende. Mustafa, bana öyle soğuk durma. Senin gibi bir arkadaşa ihtiyacım var. Kendimi öyle yalnız hissediyorum ki. Maça git, kalabalıktır, memnun kalırsın. Alay etme Mustafa. Benim yalnızlığımın ilacı sensin. Yapma, yapma. Fena olurum sonra. Bana bak. Mustafa. Şişt, dur, ne de olsa ben de bir erkeğim kız. Aa. Benim erkeğimsin, bak, benim. Yapma, fena olur sonra. Hiç karışmam ya. Eyvah, basıldık. Böylece bu işten de kovuldum. Benim suçum yok. Biraz daha gecikseydiniz... Neler geveliyorsun ağzında? Bu senin kızın çok azgın. Bağlamak lazım. Kuduz köpek gibi tehlikeli olabilir. Aşısı var mı? Bana baksana sen! Sen yokken o kadar güzel çalıştım ki babişko! Yeter be! Hadi ikiniz de işinizin başına! Birbirlerini sevmişler. Hepimizin başından geçti. Ayıplanacak şey değil, gençlik. Ben evlenmelerinde bir mahsur görmüyorum. Sen ne dersin Mehmet Efendi? Vallahi beyefendi, siz daha iyi bilirsiniz. Yalnız kızım benim her şeyim. Dünya bir yana, o bir yana. Hülya'mı üzmeyeceksin, anladın mı? Evlendikten sonra uygunsuz arkadaşlarla kahve fasıllarına falan paydos, tamam mı? Tamam. Öyleyse ben de kızımı sana veriyorum. Öp elime bakayım. Nişan hemen takılacak. En kısa zamanda da nikah, düğün, hepsi bir arada olacak. Ne oluyor ya? Yangından mal mı kaçırıyoruz? Bu işlerde uzatmak iyi değildir. Akraba olacağımıza göre, nişandan önce apartmanın bodrum katına taşınırsınız. Al şu 50.000 lirayı. Düğüne kadar üstünüzü başınızı düzersiniz. Allah uzun ömürler versin beyim. Artık gidebilirsiniz. Mustafa! Güle güle Mustafa! Sen dünyadaki babaların en iyisisin canım! Bobişkom! Nişan nerede biliyor musunuz? Beşiktaş düğün salonunda. Ne Beşiktaş düğün salonu ayı? Lalezar'da. Bütün zenginlerin evlendiği yerde. İçki zebil, viski, şampanya... Allah be! Ne istersen iç. Ben içmem. Neden içmiyorsun lan? İçeyim de hesabı gene bana ödetin değil mi? Oh, bu resmen taş kafa. Lan kayınpeder ödeyecek hesabı. Nişan oğlum bu, nişan. Sen korkma, çatlayana kadar iç. Yaşa be, iyi ki nişanlanıyorsun ha. İşi sıkı tutuyorlar. Bizimkiler kendini donatsın diye tonla para verdiler. Sana? 4 takım elbise de bana. Biri lacivert, kibar yerler için. Nişanda elbise, kravat mecburi mi yani? Yo değil. Donla gel, peştemalla gel, donsuz gel. Peki öyle geleyim. Hamam mı lan orası? O gece arkadaşlardan ceket falan ayarlarız. Benim kalıbımda arkadaş yok ki, hepsi bana dar gelir. Nişan sahibi benim deve. Arkadaşlarımdır, kıyafet serbest dedim mi, kimse karışamaz. Bakarsın, o gece 2 zengin kız da biz araklarız ha! Allah be! Var mı bizim gibi arkadaş be? Kardeşten de ileriyiz namussuzum! Buyur abla, birini mi aradınız? Mustafa'yı soracaktım. Birkaç gündür uğramıyor.
Siz durun biraz. Şşt, Aynur olacak bu. Sahiden güzel kızmış be. Duyduklarım doğru mu Mustafa? Neden cevap vermiyorsun? Demek doğru. Kızın zenginliği sarhoş etti seni. Rakı mı bu kız? Hayır, elinin körü. Demek para için sattın kendini. Ne satıyoruz ki? Domates mi? Dinle, mesele bildiğin gibi değil. Hadi oradan! Erkek değil misiniz zaten? Hepinizin canı cehenneme. Ben senin için nelere katlanayım, sen kalk da zengin kızına köle ol. Daha bir şey olduğu yok kız. İki gözüm önüme aksın ki bir bok yok. Aksın da dilenirken eline para koyayım. Günahımı alma kız! Sus! Bu senin son görüşüm zaten. Bugün taşınıyoruz mahallede. Dünyalar kadar sevdiğim biricik kızımla, kendini onu mutlu etmeye adayan müstakbel damadımı nişanlamakla, yüksek huzurlarınızda saadet dolu bir yuvanın temelini atmış bulunuyorum. Sarıl bana. Burada, herkesin önünde mi? Yapamam. Ne yapamazsın? Bir erkek bir kadına sarıldığında ne yaparsa. Ayıp. Böyle şeyler gizli olur. Ne ayıbı Mustafa, dans edeceğiz biz. Bak, bekliyor herkes. Dansı bizim açmamız lazım. Açamayız. Neden? Ben dans bilmem ki. Eyvallah, rezil olduk herkese. Ama ille de oynamak icap ediyorsa oynarız. Bana biraz erkekçe bir parça çalın. Çifte telli filan, tamam mı? Ben dansı açıyorum. Zeka bizi rezil edecek. Sakin ol bey. Bak herkes memnun. Arkadaşlarım seni merak ediyorlar. Neyi mi? Aman Mustafa! Dur, ceketimi de merak edebilirler. Böyle bir serseriyi damat diye alırsak, bakalım başımıza daha neler gelecek. Ama kızımızın mutluluğu! Bak, uçuyor sevinçten! Kapıda iki sarhoş var. Damadınızın arkadaşlarıymış. Tipleri biraz şey de, size sormadan almadım içeri. Ben bakarım, bir dakika. Kayınpeder geliyor. Bizi içeri almamak ne demekmiş, görürler şimdi. Ne var, ne istiyorsunuz? Biz Mustafa'nın arkadaşlarıyız. En yakın arkadaşları, kardeşten ileri. Mesut gününü kutlamaya geldik, bu haybeci bizi içeri almadı. Biz de düğün sahibi sayılırız. Mustafa'nın babalığı bizim de babamız sayılır. Öpeyim bey babacığım. Tamam, tamam, tamam. Burası size uygun bir yer değil. Alın şu parayı da kendinize göre bir yerde eğlenin. Ayıp ettin. Dilenmeye gelmedik, sana baba dedik. Elini öpelim dedik. Biz uşak mıyız?
Ama kime anlatıyorsun? Surat mahkeme duvarı. Bu ne anlar insanlık? Şimdi seni ayağımın altında ezerim, sersene! Bırak ulan, geberteyim şu hıyarı! Bırak! Bırakın beyefendi. Uyumayın. Bırak Murat! Bırak be! Bırak! Bırak diyorum! Merhaba. Gel, gel abi. Tülin. Abim Şaban. Memnun oldum. Memnun oldum. Bu da Nazan. Memnun oldum. Abim Şaban. Zeynep nerede? Zeynep gel! Ay. Abi, abi nereye ya? Abi, şaka yapıyor şaka. Allah tutmayın ben. Abi gelsene abi. Zeynep Hanım, abim Şaban. Memnuniyet oldum. Ben de. Sizin konuşacaklarınız vardır. Bize müsaade. Nereye ya? Yapmayacaktınız bunu abinize. Oh olsun ite, her sabah sigara paketimi yürütür mü? Bildiğiniz gibi değil. Biraz yürüsek. Ama ben bakireyim. Ben de. Hayva abi. Abi ben senin Zeynep'i gördüm. Aha. Sütçü anne Şaban'la hat boyunun orada köprü altına doğru gidiyorlardı. Beni nereye götürüyorsun? Ne bileyim be. Amcam haber alırsa vurur ikimizi de. Nasıl yani? Onun haberi yok mu? Hani dükkanda iş filan? Hiç haberi olur mu şekerim? Vallahi keser ikimizi de. Nereye şekerim? Daha bir şey yapmadık. Bugünlük bu kadar. Ama ne güzel konuşuyordu. Başka zaman inşallah. Aa, bana bu kadar ümit verdikten sonra kaçamazsın. Ne zaman verdik be? Niye beni buralara getirdin? Kandırdın beni. Siz erkekler hep böylesiniz. Halbuki ben mutlu hadi bir yuva. Hadi ulan sen de. Ne kadar işi vurdun bana? Vurdun! İsmetsiz! Hadi lan! Öldürecek bu herifler beni. Kurtarın ne olur. Hayrola hayır efendim. Başlarım hayrolana. Söyle Şaban olacak o ite, bir daha Zeynep'in yanında görmeyeyim, beynini oyarım valimallah. Bizim Şaban mı? Yok, Beşiktaş'ın sol açığı Şaban. Bizim öyle ite, öyle işsiz güçsüz serseriye verecek kızımız yok, o kadar. Ya anne, bir şey mi oldu? Daha ne olacak, halimizi görmüyor musun? Baban 60'ından sonra inşaatlarda çalışıyor. Kız kardeşlerim fabrika köşelerinde sürünüyor. Küçük kardeşini nasıl okutacağız bilemiyoruz. Sana da eve biraz para getirecek bir iş çıkıyor, buna da burun kıvırıyorsun. Neymiş, köfteci dükkanı açacaklarmış. Bırak bu hayalleri oğlum, bir iş tut, çalış. Ne olacak şimdi? Hep böyle sürünecek miyiz? Kürdan Necip'e takıldı aklım. Tapon bir karı bulmuş, parayla oynuyor. Öyle olsa ooo! Bana bak, senin dilinin altında bir şey var. Söyle bakalım. Bizim oraya apartman yaptıran herif var ya... Kızı benim resmi görünce... Vurulmuş mu yoksa? Onun gibi bir şey. Allah! Babasını açmış işsiz diye. Herif gelsin yazıhanede çalışsın demiş. Kısmet ayağına gelmiş. Oh! Karışma ayı! Kız çirkin, sıskanın biri, kazık gibi bir şey. Tipim değil. Vay yeni ayı vay! Söylediği lafa bak be, tipi değilmiş. Ulan açlıktan nefesimiz kokuyor, sen kızın çirkinliğinden söz ediyorsun. Görmedin mi lan Necip'i? Nasıl hava basıyordu bize?
Buldum bir yağlı kapı, biz de sebeplenelim sayende. Eğer sende kafa varsa, açtık gitti köfteci dükkanını. Yaşasın be! Bu iş oldu demektir. Bizi de korursun artık. Az çok elimiz kalem tutar. Şöyle dolgun bir maaşla... Ben ne olacağım? Patlama! Mustafa ile herifin yanına kapı attık mı, sana da bir iş ayarlarız. Oldu! Ne düşünüyorum biliyor musun? Herifin kızıyla evlenmelisin. Moruk da cartayı çekti mi... Mal mıyıp Mustafa'nın? Milyoner olduk demektir. Tamam mı arkadaşım ha? Peki Aynur ne olacak? Para olmayınca Aynur'la zaten evlenemiyorsun. Bir taraftan zengin kızı ayarlar, öbür taraftan da Aynur'u idare edersin. Aynur ne der bu işe? Para bol olunca o bile sevinir. Sevinir mi? Sevinir ya. Para bu oğlum, para! Aramız açılırsa sülo yaptı der. Oldu! Var mı bizim gibi arkadaş be? Kardeşten ileriyiz be! Sen karışma lan ayı! Her lafa giriyor, yırtık dondan çıkar gibi. Hey Allah'ım ey ya! 1 milyon bu Cevat Bey, imkanı yok! Gel! Süreyi uzatamam! Bu kaçıncı? Bugün ödenmesi lazım, olmaz kardeşim! Bu kadar! Mehmet'in oğlu sendin demek. Evet. Duyduğuma göre pek sağlam ayakkabı değil misin? Dedikodu yapmışlar. Baban rica etti. Yanımda çalışacaksın. Ayağını denk al. Yoksa karışmam. Geç bakalım şu masaya. Şükran Hanım. Buyurun efendim. Yeni katip. Gösterin masraf fişlerini, deftere geçsin. Baş üstüne efendim. Bakın, şu toplamları buraya geçeceksiniz. İşe adam değil, adama iş icat ediyoruz. Burası devlet dairesi çünkü. Arayan olursa ben bankaya gidiyorum. Peki efendim. Bu böyle midir hep? Biraz terstir, siz onu aldırmayın. Adama göre işmiş. Bana göre mi bunlar? Hayırlı olsun. Sağ ol. Merhaba Şükran. Babam yok mu? Bankaya gitti. Yeni arkadaşın nasıl? Fena değil. Belmondo'ya benziyor değil mi? Bilmem. Sen ne bilirsin zaten? Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Çok şakacısınız. Biliyor musunuz? İşi kabul etmenize çok sevindim. Biraz da ben sevinsem? Gülünce daha da Belmondo oluyorsunuz. Huyumdur. Ben güldükçe Belmondo olurum. Bak! Böyle ne oluyorum? Gene Belmondo, gene Belmondo! Zaten her filmde o kadar değişir ki... Harika, müthişsiniz! Sahi mi? Şehir üstündeki korku filmini gördünüz mü? Yok, görmedim. Ben yerli film seyrederim. Bizden kimi seversiniz? Cüneyt Arkın! Ay! 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 Nasıl? Sonra Türkan Şoray. Evet, güzel kadın ama biraz şişman değil mi? Yemeğin salçalısı, kadının kalçalısı. Atasözü, benim değil. Kardeşlerinizin istediği moda dergilerini getirdim. Bana verin, ben akşama veririm. Olmaz. İş çıkışı beraber gideriz. Hem onları da görmüş olurum. Hadi bakalım, görmemişin oğlu olmuş, çekmiş şeyini koparmış. Başka yaptıracak yer bulamadılar. Al anne. Evet, evet, önce burada gelin, hadi gelin, hadi bakın, çabuk olun, çabuk! İnşaat çok çabuk ilerliyor, değil mi? Gene manyaklaştı bu karı ya! Hoş geldin, bizimkiler çok sevinecekler! Ayten, Nurten, bakın kim geldi! Hoş geldiniz! Size en yeni moda dergilerini getirdim. Ah, ne zahmet ettiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim.
Aa, benim gibi yakışıklı genci reddetti. Ulan ben sana gösteririm. Bakma ulan bana öyle. Ayıp değil mi oğlum? Zülfikar Bey'in kızı evimize kadar tenezzül edip geliyor da senin yaptığın şu işe bak. Yanına bile çıkmıyorsun. Çıkmamış mıyım? Çıkmadın ya. Allah Allah! Buraya bizim için mi geliyorlar sanıyoruz? Bilmem. Tüp gaz kuyruğu için de gelebilir, ampul almaya da gelebilir. Alayı bırak abi. Gözünün içine nasıl baktığını sen de biliyorsun ya. Bal gibi biliyor ama işine gelmiyor. Hayat bu, belli olmaz. Gelebilir de, gelmeyebilir de. Ne demek gelebilir de, gelmeyebilir de? Şimdi babacığım, yol asfaltlanıyordur, gelemez. Asfaltlanmıyordur, gelebilir. Ne demişler? Dağ dağa kavuşmaz... ...ak akça kara gün içindir. Saçmalamayı bırak! Mustafa, oğlum! Ayağına gelen kısmeti tepme oğlum! Hemen söz keselim! Arkasından da hemen nişan! Düğün ne zaman Mustafa abi? Öf be! Sıktınız ya! Aa! Sen koskoca Zülfikar Bey'in kızısın! Neden büroda çalışmak istiyorsun anlamıyorum! Sıkıntıdan patlıyorum babişko! Çalışmak benim için iş değil, eğlence olur! İştahım açılır, bol bol yerim, bol bol yiyince de tonton bir kız olurum! Beni dinlersen bırak çalışsın bey, bir değişiklik olur! Razı oluyorsun değil mi tonton babişko? Ne yapalım madem bu kadar istiyorsun? Benim tatlı babişkocuğum! Canım annem! Şimdi güzel güzel uyurum artık, iyi geceler! İyi geceler yavrum! Yavrumuzun sevinci az şey mi? Doğru hanım! Doğru ama onun maksadını anlamıyorsun sen! Anlamaz olur muyum? Ama istediğimiz kızımızın mutluluğu değil mi? Demek kızımızın mutluluğu serseriye kaldı ha? Gönül bu bey, kimi severse güzel odur! Biliyorum, biliyorum hanım! Onun için firavun gibi davranıyorum! İtin burnunu kırarsan belki adam olur diye! Fazla ileri gitme bey! Oğlan işten kaçarsa Hülya çıldırır!